Yavuz'un anlattırdı bana. Her şeyi söyledin mi? Evet, bildiğim her şeyi. Anahtardan bahsetmedim. Ama kasanın bulunduğu bankaya gittim. Sadece kanuni varisleri açabiliyor kasayı. Halil ve ben. Evet, Halil ve sen. Halil Bosna'ya gidecektir. Senden önce giderse senin için hoş olmayan şeylerle karşılaşabilir. Sema teyzenin notlarında bazı belgelerin zamanından önce açılmaması gerektiği yazıyordu. Yani senin sonunu hazırlayan şeyler çıkabilir kasadan. Hiçbir şey umurumda değil. DNA testi yaptırdığımızı biliyor musun? Evet, biliyorum. Ben de hızlansın diye konuştum biraz. Sizin kadar merak ediyorum. Bana oğlum olduğunu söyleseydi. Bir oğlum olduğunu bilseydim en başından. En başından bir oğlum olduğunu bilseydim bütün hayatım değişirdi. Her şey çok farklı olabilirdi. Sema bugün hayatta olurdu. Oğlum yanımda olurdu. Işıkları yanıyor. Oturuyorlar da. Alo. Ne oluyor? Ne bakıyorsun birader? Ne dolanıyorsun buralarda? Burası Menekşe Hanım'ın evi mi? Dur bir dakika, geliyorum ben. Bekle orada. Adamın biri aşağıda Menekşe'yi soruyor. Ah, açma kapıyı. Kadir bekle. Hayır hayır. Gelmeyin siz, gelmeyin. Hadi. Ne olmuş? Öğreneceğiz şimdi. Evet. Kimsin? Menekşe Hanım'ı niye arıyor? Ben Emine'nin kocasıyım. Cemre'nin babasıyım. Hadi ya. Hastanede ne demiştin bana? Biz Menekşe'yle Halil'iz. Her ne olursa olsun aşkımıza tutunacağız. Başımıza ne gelirse gelsin biz hep el ele olacağız. Öyle değil mi? Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Nereden belli senin onun babası oldun ha? Size nüfus cüzdanımı göstereyim. Nüfusunla ne bilelim kardeşim, orada yazıyormuş Şebnem'in babasıdır diye. Hem sen nereden buldun buranın adresini? Emine ile konuştum. Gittim buldum hapishanede. Şebnem'in burada olduğunu Emine söyledi. Komiser Ömer'e gittim önce. Ararım bak şimdi komiseri. Ara. Sabah ararım. Çocuğu almaya gelmedim. Bir göreyim ne olur. Yıllardır görmedim. Uyuyor. Göremez. Bana bak. Bu çocuk bize emanet bir kere. Anladın mı? Evet, komiser bizzat emanet etti. Hadi kardeşim hadi git. Böyle olmaz. Bismillah, ben geldim, kızımı göreceğim. Var mı öyle? Hadi git. Emine'nin durumu belli olsun, ne yaparsanız yaparsınız. Çocuğu zorla tutmuyoruz burada. Biliyorum da bir görseydim. Bu kadar bekledim, biraz daha bekleyiver. Hadi bakayım. Bak kızdırma adamı, hasta var. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Güle güle, güle güle. Ya Emine'ye de bak. Tövbe, adresi vermiş yani. Start diye. Adam hapisten çıkmış, bizim adresi veriyor. Gerizekalı. Hadi hadi hadi, içeri girelim. Yürü kızım, hadi yürü. Gir. Hadi hadi. Kapıları iyi kilitle. Bir de bu çıktı başımıza, görüyor musun? Komiseri bir arasana. Ya uyuyordur falan, sabah ararım. Ara. Adam belki yalan söylüyor. Niye aramadın demesin. Kapalı. Uyuyor adam. Yarın ararız. İkiniz de aynı yerde çalışıyorsunuz. Enteresan. Evet. Ne var ki bunda? Bakın bakalım şu resme. Bu adamı tanıyor musunuz?
Hakkı bu. Evet. Bizim atölyede çalışıyor. Yeni işçi. Bugün benim telefonumdan konuştuydu. Nerede buluruz bu Hakkı'yı biliyor musunuz? Bizim atölyede kalıyor. He. Ben getirmiştim oraya. Yolda almıştım bir gün. Ben getirdim atölyeye. İş istedi, verdiler. Şu Hakkı'yla bir karşı karşıya gelelim bakalım. Bu iş fazla uzadı. Nerede bu atölye? Alo. Alo. Neresi orası? Siz nereyi aradınız? Ben Nermin Yiğit. Hüseyin Yiğit'i aramıştım. Sen bekçi misin kardeşim? Aa evet de. Hüseyin bu saatte burada olmaz. Sabaha gelir o. Ben karısıyım kardeşim. Hüseyin evdeydi. Polisler geldi. Aldılar götürdüler. Telefonu da kapalı. Niye götürdüler Hüseyin'i? Bilmem ki. Biriyle karıştırdılar zar. Haber alamıyorum. Çok meraktayım. Ne zaman götürdüler? Bir iki saat kadar oldu. İş yerinde sordular. Belki oraya gelmişlerdir. Alo? Alo? Kapattı. Babam geldi. Babam gelmiş. Koşun, koşun. Alacağın olsun Semih hayvanı. Alacağın olsun. Binada kimse yok komiserim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.